Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber oyuna yeni eklenen arabaların bir tanesini çekiyoruz. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle her gece Twitch'teyiz. Yeni gelen arabaları da inceleyeceğiz. Twitch'te yeni gelen görevleri de yapacağız arkadaşlar. Sizleri de aramıza bekleriz. Hemen arabanın yanına geçelim. Modifiyesini yapacağım. Şöyle göstereyim size. Arabamız mükemmel bir şekildedir ve kapıları üstten açılıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir araba arkadaşlar. Bu da oyuna yeni eklenmiş. Eğer siz de bu arabayı almak isterseniz yan tarafta fiyatlandırma kısmını göreceksiniz. Ve oyunda mükemmel olan arabalardan bir tanesi de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü neden? Araba bayağı hızlı olabilir. Daha yeni denemesinin, daha modifiyesini yapmadığım halde araba bayağı hızlı gidiyor. O yüzden hemen modifiyesini yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde. Şöyle bir bakalım. Kapıları kendi kendine kapandı. Motorla arkada. Burası zaten önü boş. Hemen şu şekilde içeriye bir girelim. Modifiyesini yap. Araba mükemmel. Arkasında egzozlarını da görüyorsunuz. Çifte egzoz var ve araba gittikçe arkasındaki çamurlukları zaten açılıyor. Hemen tekrar araba binelim. Geri tuşuna bir basalım abi, geri gel. Şimdi burada modifiyesini yapmadan önce şöyle bir göz atalım. Evet, şimdi modifiyesini yapalım. Nasıl bir modifiye gerçekleştireceğiz? Şöyle bir bakalım öncelikle dedim. Hemen öncelikle armusunu %80 mi? Yüzde yapalım %100. Önce brakesini ekleyeceğiz. Hemen şu şekilde bir bakalım. Brakesini ekledikten sonra bumperesini ekleyeceğiz. Ön tamponlarına bir bakalım. Hemen şöyle bir bakayım. Alttan. Yandan da bir bakayım. Güzel duruyor. Şu şekilde yapacağım ama. Ne oldu lan? Hepsine... Uy. Ne yaptı görüyor musunuz arkadaşlar? Mükemmel bir şekilde yaptı ama ben o şekilde sevmiyorum. Daha tatlı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu şekilde iyidir. Şunu da düz bir şekilde şuraya yapmak isterim. Şu tarafa bakın arkadaşlar. Terörü HD diyor arkadaşlar zaten. Burada ama daha düzgün bir şekilde yapacağım. Tabii ki böyle olabilir bence. Tamam, böyle güzel oldu. Muhteşem oldu. Şimdi dediğim gibi buraya hızını ayarlamaya geldik. Ve arkadaşlar 4 seviye yaptığımız zaman şurası gördüğünüz gibi fulleniyor. Umarım araba daha hızlı gider. Çünkü... mükemmel gidiyor normalde de ama bakalım şimdi nasıl olacak. Egzozlarını görüyorsunuz, egzozlar birleşik var, normal var ama biz egzozlarını şu şekilde yapacağız. Gördüğünüz gibi güzel egzozlar taktık. Şimdi arabanın şu kısmına geldik. Şu kısmından da motor kapağını ayarlıyor sadece galiba. Evet, motor kapağını ayarlıyor burada gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Tamam, bu şekilde iyidir. Bunları eklemeyeceğim. Yok, neonlarını eklemeyeceğim ama ışıklarını biraz değiştireceğim. Bu arabaya neon eklemeyi düşünmüyorum. Bakalım burada neler varmış arkadaşlar. İnsan getirdiği gibi biraz daha güzel bir şey getirir diye düşünüyordum. Gerçekten. Yani bu nedir abi? Farklı şeyler getirebilirsiniz ya. Biraz bilmiyorum yani. Bana pek farklı gelmedi. Ama mecbur şöyle bir şey yapmam lazım. Araba biraz farklılık göstereceğim ama yok, olmuyor arkadaşlar. Güzel değil yani bunları, ben sevmedim. Arabayı biraz çıplak yapacağım arkadaşlar, öyle görünüyor. Şunu da takayım. Her zaman plaka önemlidir. Peki bir bakalım renklerde bir değişiklikler var mı? Güzel renkler gelmiş mi? Oo, bu güzelmiş. Şunu hemen alayım ya. Bu renk güzel. Bakayım başka renk var mı? Abi şu renklere bakar mısın? Keşke bunlar açık olsa. Açık olsa var ya, şunu yapardım. Ya da şunu. Ya da bunu. Hepsi güzelmiş bence. Evet arkadaşlar, arabayı gösteremiyorum size. Fazla dönmüyor. Kusura bakmayın. Fazla dönse hemen göstermek isterdim. Ama fazla dönmediği için hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar renkler çok güzel aslında. Bu renkte çok güzel bence. Bu renkte kalabilir. Peki arabanın iç rengini, iç tasarımını nasıl yapabiliriz? Hemen bir bakalım. Bu jant kısmını yapıyormuş, evet. Bunları ne renk yapabiliriz? Düşünüyorum. Kırmızı var mı? Kırmızı varsa kırmızı bırakacağım. Kırmızı karışımı yapmak istedim ama yok, güzel durmuyor. Hızlı bir şekilde gidiyorum ama yani da bundan daha düzgünü yok olsa. Çan sen diyeceğim ama yok.
Şöyle yapalım arabayı. Of, wow. Güzel. Oo. Şu şekilde yaparız. Normal şeklini alayım. Evet. İşte burada istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama isteyen de yapmaz çünkü şu arkası gaza bastığınız zaman açılıyor, bilginiz olsun. Eğer arkadaşlar siz de bunu yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama ben dediğim gibi yapacağım büyük ihtimalle. Ya çıplak kalmasını istemem, bu araba böyle bu şekilde güzel olur. Yani daha güzel olur diye düşünüyorum ama sizler yapmak isterseniz sizler yapabilirsiniz. Bu biraz abartılı ya şu arkasındaki. Ama şu ince ve güzel. Hoşuma gitti. Pek fazla aşağı indirmeyeyim diye düşünüyorum ama şu kadar aşağı indireyim. Şunu da koyalım arkadaşlar. Tronk. Bir bakalım bu ne yapacak bize. Tamam, önünü değiştirdi biraz. Aynen, önünü biraz değiştirdi bize. Turbo güzel. Şurasını değiştiriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aslında bunu siyah karıştırırsam güzel olur çünkü birazdan onu da yapacağım ya. Siyah yapalım burayı. Jantlara gelelim. Jantlar çok önemli abi. Şuradan bir bakalım yeni jantlar gelmiş mi? Yok abi, yeni jantlar gelmemiş. Şu karışım nasılmış? Yok. Şu iyi ya, şu iyi. Evet, bu iyi arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım. Biraz hafif açalım. Oh, mükemmel oldu. Bunlar neymiş? Bunları yapacağım. Bu ne oğlum? Yeni bir şey açılmış. Bu ne abi? Tam nedir bu? Ya burada diyor fazla var, burada az var. Yani tekerlek tam mı patlasın, az mı patlasın olayı mı bu acaba? Love Grip TS. Tam olarak çözemedi bunu. Yeni görüyorum. Hani bu olaydan bahsediyorlardı galiba tam olarak. Şunu yapalım. Yavaş gitmesin diye büyük ihtimalle o. Yani mesela bazı arkadaşlar diyordu abi mesela bunu fullesen yavaş gider araba. Aracın çok yavaş gider ama tekerleklerin patlamaması için bence biraz şunu yapmışlar arkadaşlar. Çünkü yavaş gittiğini onlar da fark etmiş büyük ihtimalle. O yüzden eklemişler diye düşünüyorum açıkçası. Yani bilmiyorsam lütfen kardeşim beni düzeltin, sevinirim. Hemen şuradan tekrar yukarıya bir çıkalım. Dediğim gibi şu kısmını siyah yapacağım abi. O zaman güzel görünecek. Evet. Tahmin ettiğim gibi güzel göründü. Ben arabamı bu şekilde bıraktım. Sizler nasıl yapacaksanız o şekilde yapın. Ben bu şekilde daha çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi aracımızı dışarı çıkartacağız. Hemen dışarı çıkartalım. Dışarısı biraz yağmurluydu. Evet, gene yağmurlu arkadaşlar. Aracımızı görüyorsunuz mükemmel bir şekilde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağmurlu zamanda denemek istemedim ama deneyeceğim mecburen. Hemen şöyle hızlı bir şekilde basmadan önce. Araba baya mükemmel kayıyor. Oy, kaza edecektim az kala. Araba kendi kendine kayıyor arkadaşlar şu anda. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Araba çok güzel kendi kendine kayıyor. Gerçekten ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Abi fren konusunda çöp araba. Onu size söyleyeyim. Fren güzel sıkmıyor. Az önce sıkmaya çalıştım. Bakın yağmurlu diye kayıyor olabilir ama bilemedim yani. Araba yani mükemmel görünüyor. Bir bakalım jantları olsun. Arabanın kayışı bayağı mükemmel kayıyor ama umarım yağmurdan dolayıdır. Yani normalde bu araba böyle olmaması lazımdı ama ben daha düzgün bir araba yapmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir araba yapmaya çalıştım. Hemen içten biraz göstereyim size. Arabanın içi de böyle arkadaşlar. İçinde böyle yaptık. Hemen burada hızlı bir şekilde deneyeceğim. Bakacağım kaç basıyor araba. Ona bir bakalım öncelikle.
aman tanrım kayıyor, aman tanrım, aman tanrım, çok kötü kayıyor, çok kötü kayıyor abi. Araba mükemmel kayıyor hem de, kötü de kayıyor. Yani çözemedim abi. O şeyi de deneyeceğim, tekerleklerin patlayıp patlamadığına bir bakacağım arkadaşlar. Kaç bastığına bakacağım ama yağmurlu olduğu için bakamıyorum. Hemen şöyle bakacağım şimdi. Abi yağmurlu olduğu için hiçbir şeye bakamadık. Araba bayağı çarptık gördüğünüz gibi. Araba köpek gibi kayıyor, bakar mısınız ya? Üf. Üf erkek ya. Araba bayağı güzel kayıyor ama he, ben size söyleyeyim. Ben şöyle bir bakayım. Ya 140, gene 140 arası gidiyor arkadaşlar. 140'tan fazla gitmiyor. Bilginiz olsun. 140 arası gidiyor arkadaşlar. Baktım. Arabanın şimdi tekerleklerine bakacağım arkadaşlar. Arabanın dediğim gibi fazla hızlı gitmesini, hani ağır gitmesini engelleyen sadece o olay vardı önceden. Eğer halen o olay düzelip düzelemediğini şimdi bakacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle o olayı ortadan kaldırmak için böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Hemen ona bir bakacağım, şuraya geri yeni çekip. Ama yağmur yağması da güzel olmadı be kardeşim. Adamlar nasıl bir yağmur yapmış ya. Şimdi bakacağım tekerlekler patlayıp patlamayacağına. Patlıyor abi. Evet, tekerlekler patlıyor abi. Abi galiba olay şudur büyük ihtimalle. Tekerleklerin patladığını gördünüz zaten. Ya büyük ihtimal olay şudur. Yani tekerleklerin halen devam etmesi midir? Bakalım, devam ediyor şu anda görüyorsunuz. Ama o da değil büyük ihtimalle. O zaman o nedir? Ya da hızını mı düşürmemesi? Yani neydi o? Onu da çözemedim. Ama sizler biliyorsanız onu yazın yorumlara. Bilginiz olsun. Bu videomuz buraya kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı, ücretsiz şekilde kanalımıza destek çıkmayı, yani yorum atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.